Arkadaşlar merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bu kanalın ilk videolarını çekeceğim. Bugünkü konumuz arkadaşlar, biliyorsunuz ki ben şu anda İngiltere'de yaşıyorum ve bunun avantajını kullanarak Çin'den buraya bazı ürünler getiriyorum. Bugün konusu arkadaşlar, ben bu ürünleri nasıl paketliyorum, nasıl dispatch label'lerini çıkartıyorum ve nasıl evimden post ofise götürüyorum. Hepsini arkadaşlar sizlere olabildiğince göstermeye çalışacağım. Ondan önce sizlere üründe bunu göstermek istiyorum. Ürünümüz arkadaşlar, şöyle hemen sizlere göstereyim. Böyle, bu şekilde küçük, aralarda kullanılan Bluetooth olur, telefon açma kapama olur, ses açma kapama olur. Onun işine yarayan wireless bir tane kumanda tarzı bir şey arkadaşlar. Ürünümüz bu. Bu benim arkadaşlar Çin'den getirdiğim ilk ürün. Şu anda bir tane daha Çin'den ürün geliyor. Bunun nedeni ise biliyorsunuz ki arkadaşlar dropshipping arkadaşlar gün geçtikçe ölüyor. Bu da artık hoşuma gitmediği için farklı yollar aramaya başladım. Aklıma geldi en mantıklı şey Çin'den buraya ürünler getirmek. Ben de o yüzden bu ürünleri getirdim. Çok güzel satmaya başladılar. Dün arkadaşlar mesela 2 tane sattı. O yüzden ben de burada bir ihtiyaç olduğunu gördüğüm için olabildiğince artık dropshipping'den ziyade Çin'den ürün getirmeye çalışıyorum. Tabii ki arkadaşlar dropshipping yapmaya devam edeceğim. Çünkü dropshipping'i ben gerçekten seviyorum. Aynı zamanda destekliyorum. Çünkü bu işe yeni başlayanlar için çok güzel bir öğrenme kapı. Ama zamanla arkadaşlar karlılıkları öldüğü için, çünkü birçok insanın yaptığı taktik fiyatın altına fiyat çekmek olduğu için karlılıkları bir süre sonra ölüyor. Bu da bana yeterli gelmediği için Çin'den dediğim gibi ürünler getiriyorum arkadaşlar. Şimdi yapacağımız şey, bu ürünleri alacağız arkadaşlar. Paketlerine koyacağız ve daha sonrasında evden çıkıp buradan post ofise gideceğim arkadaşlar ve ürünümüzü bırakacağım. Daha sonrasında sizlere birkaç tane tüyo vermek istiyorum bunlarla ilgili, bu tarz ürünlerle ilgili. Onları sizlerle konuşacağım. Şimdi arkadaşlar yapmamız gereken şey bilgisayara geçip bilgisayarda bu ürünlerin gideceği konuların dispatch label'larını çıkartmamız gerekiyor. Şimdi ben bilgisayara geçiyorum ama ondan önce siz videoyu beğenip aşağıdan kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Şimdi hepinize iyi seyirler arkadaşlar. Şimdi yapmam gereken ilk şey, ürünümü göndermem için bana bir tane dispatch label lazım. Şimdi internet sitesinden gidip satın alacağız. Şimdi sizlere onu göstereyim. Arkadaşlar benim kullanım sitenin ismi Parcel to Go diye yazılıyor. Bu şekilde. Bu site arkadaşlar eBay ile entegre bir şekilde çalıştığı için direkt eBay'den bizim müşterimizin adresini çekebiliyor. Şimdi benim yapacağım şey arkadaşlar, burada eBay Quick Send kısmı var, buna basıyorum. Buradan arkadaşlar göndermek istediğim ürünü seçiyorum. Benim göndereceğim ürün bu olduğu için arkadaşlar buna basıyorum. Ve daha sonrasında ürünün ağırlığına giriyorum. Bu ürünün ağırlığı arkadaşlar ortalama 250 gram. Daha sonrasında Get Code kısmına basıyorum. Ve benim karşıma arkadaşlar birden fazla servis çıkartıyor. Ben buradan genellikle Every'i seçiyorum. Hermes yani. Bana göre en mantıklı olan bu oluyor. O yüzden ben genelde bunu alıyorum arkadaşlar. O yüzden bugün tekrardan bunu alacağım. Daha sonrasında arkadaşlar yapmam gereken şey, benim bu kenarda gördüğünüz gibi bir tane şey var. Print your label in the store for no fee. Yani arkadaşlar müşteriye göndermek için kullanacağımız dispatch label'ını gidip post ofisten çıktı alabiliyoruz. Bu ne işe yarıyor? Bizim arkadaşlar herhangi bir tane makine almamız gerek yok label'lar için veya herhangi bir para ödememiz gerek yok. Bedavadan biz bunu store için yapabileceğimiz için ben bunu her zaman ürünleri gönderirken seçiyorum. Herhangi bir ekstra ücreti olmadığı için çok güzel bir şey bana sorarsanız. Daha sonrasında arkadaşlar benim adresim, müşterinin adresi her şey doğru. Accept terms and continue diyorum. Şimdi arkadaşlar ben kendi label'larımı satın aldım. Yapmam gereken şey buradan ürünlerimi paketlemem gerekiyor. Şimdi arkadaşlar ürünleri paketleme kısmına geçebiliriz. Şimdi arkadaşlar sizlere küçük bir tane kurgu yaptım, fark etmişsinizdir herhalde. Ben İngiltere'ye gelmeden önce her zaman videograf olmak istiyordum. Ama buraya gelince bu eBay Amazon işleriyle aşırı neşe olmaya başladığım zaman bu videograf işini saldım. İyice böyle Amazon'a, eBay'e odaklandım. Şimdi arkadaşlar çantama ben ürünleri koydum. Buradan yavaş yavaş post ofise doğru gidiyorum. Size birkaç tane bir şey söylemek istiyorum. Onlar da şöyle olacak. Bu tarzlar ürünler getirdiğiniz zaman ürünün maliyeti satış fiyatınızda 125 kadar olması gerekiyor. Ben arkadaşlar bu ürünü 10 pound'a satıyorum. Benim maliyetim bu ürünü 2 pound olarak oldu. Normalde 2,5 pound'tu ama benim bu arada bir şirketim olduğu için şirketim üzerinden tax ID'yi aldım ve daha sonrasında tax'imi geri claim edebildim. Bu da arkadaşlar 200 pound'lık bir tane ürün diyelim ki 40 pound'lık tax olursa bana 40 pound'ı geri veriyorlar. Yani bu şekilde benim ürün maliyetim 200 pound'a geldi. İşte tanesi de 2 pound desek 10 pound'luk satış fiyatından 120 ürün maliyetiyle ürünümü satıyorum. Bu ürünün ortalama karı arkadaşlar %50 civarlarında. Bana işte bir eBay fee'leri çıktıktan sonra, aynı zamanda ben promosyonla basıyorum bu ürüne. Promosyonla çıktıktan sonra bana ortalama kar arkadaşlar %50 olarak geliyor. Şu anda bugün getirdim ilk ürün. Bir ürün daha Çin'den geliyor şu anda. Onun aynı zamanda kar da %40 gibi olacak. Bu şekilde daha fazla ürün getirebilirsem yakın bir süre içerisinde
ofise çıkmak istiyorum. Eğer bunu da başarabilirsem arkadaşlar, gerçekten de çok mutlu olacağım ve gerçekten de hayatımda büyük bir adım atmış olacağım. Ve aynı zamanda böyle bir ofise çıkabilirsem yapacağım ilk şey olabildiğince farklı kalemli ürün getirmek olacak arkadaşlar. Bu şekilde olabildiğince kendim profitimi maksimize etmeye çalışacağım. İnşallah dediğim gibi başarılı olabilirim. Bakalım. Şimdi ben size birazcık etrafı göstereyim. Buralar arkadaşlar benim kaldığım yerler. Benim kaldığım sokaklar. İngiltere'nin evleri. Bu arada ilk defa vlog çektiğim için de bir garip oluyorum. Bilmiyorum. Bu tarz arkadaşlar İngiltere'de evler. Apartman falan yok. Evler genellikle bitişik. İkili ikili olacak şekilde müstakil evler. Fazla apartman yok buralarda. Eğer Londra merkeze giderseniz apartmanlar bulabilirsiniz ama burada apartman yok arkadaşlar. Ben de yine bunlardan bir tanesinde kalıyorum. Bu şekilde bir tane house'da kalıyorum arkadaşlar. Bence apartmanda kalmaktansa bu tarz bir house'da kalmak çok daha mantıklı. Şimdi yavaş yavaş şeye doğru gidiyorum. Arkadaşlar ürün falan bu şekilde. Barcode da aynı şey bu şekilde. Bunu bu şekilde çıktı alıyoruz ve daha sonrasında burada yapışkana ayırıyoruz. Çok basit bir şekilde ürün üzerine yapıştırıyoruz. Daha sonrasında bunu olduğu gibi çalışan kişiye veriyoruz. Bu kadar basit. Hiçbir zorluğu yok. Olabildiğince simple. Ben şimdi bu da arkadaşlar gidip çalışan kişiye veriyorum. Ve videoya kalmamız yerden devam ediyoruz. Arkadaşlar şimdi ben ürünü bıraktım. Şöyle bir durum var. Şu anda ürünü göndermek için benim ödemem gereken para ortalama £1 30 penny. Şu anki benim ilk amacım günde 20 tane order açabilmek. Eğer bunu başarabilirsem arkadaşlar benim bu ödediğim £1 30 penny 90 penny'e gelecek. Yani 40 penny daha fazladan karım olacak. O yüzden benim şu anki ilk amacım günde 25 tane bu şekilde posta çıkabilmek. Bunu yaptığım zaman daha sonrasında bir ofise çıkacağım ve bu işlerimi olabildiğince büyütmeye çalışacağım. Ben bunları yapmaya çalışırken tabii ki de birçok araştırma yapıyorum. Bu araştırmaları sonucunda öğrendiğim bilgileri de sizlerle paylaşmaya çalışıyorum arkadaşlar. O yüzden kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Şimdi ben eve gidiyorum. Eve gittiğim zaman son bir değerlendirme yapar. Videoyu kapatırım. Öyle. Görüşmek üzere. Evet arkadaşlar ben şimdi eve geldim. Son bir değerlendirme yapmak gerekirse bu iş arkadaşlar İBDÖŞK'ıma göre çok daha karlı. Tek bir sıkıntısı var ki gerekli yere gelene kadar bu işi arkadaşlar böyle yürüyerek yapmak gerekiyor. Bu bir sıkıntı tabii ki de. Yani sürekli bir zaman kaybı olacak. Ama şu anda ben şöyle düşünüyorum. Bende bir kalem ürün var. Bir kalem ürün daha geliyor içinden şu anda. İki kalem ürün olacak. Şuna bir arkadaşlar bu üründen günde iki tane satışım olsa. Yeni gelen ürünle de iki tane daha satışım olsa günde. Günde dört tane satış olacak. Ben bu şekilde 10 tane ürün bulabilirsem benim arkadaşlar günde 20 tane satışım olacak. Bunun sonucunda şöyle bir durum ortaya çıkıyor arkadaşlar. Bu tarzlardaki delivery şirketleri, Hermes, Yodel tarzdaki şirketler arkadaşlar. Günde 20 tane ürün çıktığınız zaman da gelip sizin evinizden ürünleri collect edebiliyor daha ucuz fiyata. Veyahut da aynı fiyata. O yüzden arkadaşlar dediğim gibi benim şu anki en büyük fokusum 10 kalem ürüne çıkıp daha sonrasında günde 20 tane, 25 tane ürün çıkabilmek. Eğer bunu başarabilirsem gerçekten de hayatımda yeni bir level atlayacağımı düşünüyorum arkadaşlar. Bunu yaparken de olabildiğince sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Öğrendiğim şeyleri, deneyimlerimi. O yüzden arkadaşlar dediğim gibi kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Şimdilik benden bu kadar. Her zaman dediğim gibi bu işte para var. Bu işi yapmaya devam edin arkadaşlar. eBay dropshipping olabilir. China'dan ürün getirmek olabilir. Bu işte arkadaşlar her zaman dediğim gibi para var. O yüzden umudunuzu kaybetmeyin. Her zaman çalışmaya devam edin arkadaşlar. Bugünlük benden bu kadar. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.